Merhaba herkes arkadaşlar. Berlin'e girmiştik. Bizim manyak arkadaş arabayla şuraya girmişti. Burayı patlatmıştı. Biz de şu Nautica denen kule gibi yere çıkacağız. Susturucuyu takalım. Ne silahlar var elimizde? Bir bok yok. Her bölüm başında olduğu gibi. Abi buraya şu... Oha! Biri geliyor. Kaç. Şunun kullanım alanı biraz daha geniş olsaymış bayağı devrimsel bir özellik olacakmış ama. Ne yapalım? Ananı bacını. Kaç. O ne yapıyor lan orada? Allah belasını versin. Neyse oradan gidemeyeceğiz galiba. Buradan gidemiyoruz. O halde şuradan gidelim. Hangi taraf? Abi kaç. Lan. Lan lan lan. Kaç. Oha, tırsım yemin ediyorum. Öldü mü bu? Bak belasını versin. Binanın taslakları, planları lazımmış. Bu niye seni gidi topal oynuyor? Oha. Niye ölmedi tek seferde bu kafadan? Neyse. Oha. Nazli ha bizimki doğru ya buraya arabayla giriş yapmıştı. Ben de diyorum bunlar niye sakat? Bu ne yapıyor ya? Allah Allah. Bunlar niye birbirini öldürüyor ya? Bu geldiğimiz yer mi? Evet. Aa. Aa, yandık. Ulan koca Blazkowicz'sin nasıl yanıyorsun şu ateşten ya? Ya yürü git. Oha, destek gelmesi lazım. Bu ne böyle? Ulan silah yok elimde. Ben nasıl öldüreceğim bunu? Oha bir de 60 canımız var. Oha, öldü bu. Nasıl oldu bu? Allah Allah. Ben buraları hiç hatırlamıyorum böyle. Lan zorluk mu düştü bir saniye? Yo. Allah Allah. Niye bu kadar kolay öldü bu? Neyse, nazar değmesin. Boş ver. Ne yapıyoruz şimdi? Jurnalımıza bakalım. Mundo'ma ulaş. Allah Allah. Bu kadar kolay ölen robotu ilk defa hatırlıyorum ben oyunda. Neyse. Asiktir. Kaç. Kaç. Yerimi biliyorlar mı acaba? Oha bomba atmış. Geber. Bunlar kafadan tek seferde güzel güzel ölüyor ama şu diğerleri ölmüyorlar. Abi çok kötü yeri şey yaptık galiba.
Ama kaçabiliyoruz ya bir yandan da güzel bir. Ha. Şimdi sen kafayı çıkart da. Gerçi bunlar direkt headshot alınmıyorlar. Oha mermim yok. Hemen mermi al. Bittiniz mi? Bence alarm çaldığı sürece bitmez bunlar. Oradan biri mi geliyor? Yok, iyi. Asiktir. Kaç. Hiç iyi işaret değil. Bunu nasıl alacağım? Yine kolay mı ölüyor acaba bu? Koş. Oha. Ha iyi. Makineli olması güzel bir şey. Ya bir öl bir acı. Allah Allah. Tamam. Şimdi makineli alıp bunu öldüreceğiz, tamam. Bu yukarı çıkabilir mi acaba? Çıkamaz bence. Boş ver. Gel buraya. Oha daha geliyorlar. Lan. Geber. Bunlar sonsuza kadar mı gelecek ya? Ben şunu bir öldüreyim ne olur ne olmaz. Bu da kolay ölenlerdense direkt ölür bence. Bomba beni etkileme. Oha. Bu kolay ölenlerden değilmiş. Abo kaç 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 kaç. Şunun mermisini tazeleyeyim de ben. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Allahsız. Without God. Yürü git. At şunu. Bu müzenin kurucusu General Wilhelm mi ne? O konuşuyor. Ha, bu propaganda yani. Doğrudan bizle konuşmuyor. Oğlum, alayınızın köküne kibrit suyu. Az sabredin. Alman bırakmayacağım bu dünyada. Schweinsteiger'e kadar herkesi öldüreceğim. Hayır git. Sen gel. Buralarda başka... Oha 200 oldu canım. Ha az önce Quick Regeneration geldi. Öyle bir perk vardı hatırlarsanız. Oo burası da güzelmiş. Oh. Oh ne güzel. Üfle üfle üfle. Heh. Bayağı bir mühimmat toparladık yalnız. Güzel. Çıkalım o zaman. Bu ne? Oo, Marksman Rifle. Kaç? Kaçta bu? 8, 9, 7, 6, 5. 5'teymiş. Marksman Rifle. Tamam. Şurayı da açalım bir. Hani bir bölümde bir adamı kurtarmıştık, bir adamın ölümünü seçmiştik. Diğerini seçsek bu kilit açmalar biraz daha kolay oluyor. Ben ilk başta onu seçmiştim diye hatırlıyorum. Yani bundan daha farklı bir kilit açma yöntemi vardı. Ha, şu an her şeyimiz tammış ya. Açıl. Lan. Hemen yap. Nişan alınmıyor çünkü. Hı, güzel. Lan, yürü git. Aa, bunları hiç sevmiyorum ben ya. Ay adam da geldi. Adam da geldi. Oyuncu değişikliği hakkımıza doldu. Doldu.
Abi nişan sisteminde çok garip bir şey var ya. Böyle küçük hedeflerle daha çok ortaya çıkıyor. Marksman rifle. İyi, tek kez çatı alıyor, güzel. De mermisi azmış bunun da ya. 18 mermi. Oha. Lan sarsmayın. O kurşun geçirmez mi ya cam? Allah belasını versin. Mermilerimi boşa götürdü. Nişan alma sisteminde baştan beri bir sıkıntı hissediyorum demiştim. Bu uzaktaki özellikle küçük hedefleri vurmada tuhaflaşıyor. Sanki bir lag var böyle. Tuhaf yani. Alınacak başka bir şey. Gerçi daha ne alacağız? Çıkalım yukarı. Sen de gel de. Yo, alamıyormuşuz. Tamam, yavaş yavaş çıkalım. Bu ne? Almanca. Ulan bir İngilizce yazın diyeceğim de, doğru ya, o zamanlar Almanya dünyaya hakimse evrensel dil Almanca olur. Mermilerim boşa gitti Allahsız yüzünden. Kim sıkıyor bana ya? Oğlum orada mısın? Oğlum Tufan sen misin? Çıkar o gözlükleri. Hadi şimdi, şimdi çıkart, şimdi çıkart kafanı. Yavşak. Mermi manyağı yaparım. Ganimet toplayalım. Cariye alalım. Yeni bir silah mı aldım ben ya? Eh, siz eksiktiniz. Var mı başka? Olmaz mı? Bak bak nasıl geliyor. Öldü galiba. Güzel, ölsün. Kalkan. Bıçak. Oh, bıçak iyi oldu, fırlatma bıçağı. Dur, o kolu kaldırmadan evvel bir etrafı. Karantina bloklarında suç oranı inmiş. Londra 15 Ekim 1960. Polis Londra'nın karantinaya alınmış bloklarında suç oranının azaldığını, yani bu yönde bir akım görmüş. Artık o kuralı İngilizce söylüyorum. Karantinadaki vatandaşların sokaklarda dolaşması güvende diyor. Polis şefi Bruno Winkler. Hatta citizen demiyor, denizen. Citizen, denizen. Tuhaf böyle bir vatandaş için bir kelime uydurmuşlar. Her neyse. Cinayet oranları tarihsel bir düşük aşama, tarihsel anlamda düşük aşamadaymış. Eklemiş ki yeni rejimin vatandaşlara iyi davranması, şehrin işte düzgün halkı üzerinde pozitif bir etki yaratmış. Ayrıca hem komşular hem de aile üyeleri tarafından sapkın davranışların bildirilmesi konusunda da bir şey görmüşler, artış görmüşler. Yani muhbirlik artmış galiba. Deviant sapkın değildi gerçi ya. Deviant neydi? Her neyse. Perversion'la karıştırdım. Enigma sayfasını aldık. Açabiliriz artık. Ha, biz harita aldık. Bu haritaya hiç bakmıyorum ya.
Yine domun tepesine git. Ha, şuraya git. Ha, oraya nasıl gideceğiz şimdi? Lan. Oğlum bu resim mi, uzay mı? Resim. Doğru yerde mi? Evet. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan orada? Pusuya yatmışlar, bekliyorlarmış. Baba. Oğlum dışarıda kıyamet koparken bunlar burada bekliyormuş. Kuşlar. Oh. Duvardaki heçe bak. Duvardaki heç nerede lan? Bu elektrik aleti. Bundan heç olmaz. Bir saniye. Ne arıyorum ben ya? Duvarda heç. Ha şu. Güzel. Ha zaten şu varsa kesin bunu kullanacağımız bir yer var demektir ya oyunda. Lan. Şimdi buradan oraya mı atlayacağız? Hadi Müslüman. Ay. Hop. Aga. Tırman. Have a very bad feeling. Benim de var yani. Şu an içimizde iyi bir his olmasına imkan yok zaten canlarım benim. İçeride adam var sanki. Yokmuş. Bir dakika şimdi, bir dakika. Biz çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Oo, lan. Çılgınlığa bak. Nazis are trying to reverse engineer all this stuff. Are there any identifying marks? Dot? You should. Dog, Abel, apostrophe. Abel, Tara, space. Yoke, item, Charlie, Howe, Uncle Dog. Might be something in our archives, Anya. See if you can find any references to Dot, you should. Will do. Be careful out there. I like her, Blaskovitz. Good catch. Be sure to bring as much of this dot you should stuff as you can carry. Will do. Şimdi burada yüksek teknoloji işler dönüyor. İbranici şeyler var, yazılar var. Burada ters mühendislik ürünü bir şeyler yapıyorlar ama onları Anya'ya geri götüreceğiz. O artık çözecek ne olduğunu. Ne yapıyoruz biz burada ya? Hangara ulaş. Ha bu arada perklerimiz ne durumda? Bu açık mı? Değil. Nasıl ya? Stealth kill using. Bundan 10 tane almadım mı ben şimdiye kadar? Allah Allah. Alayım o zaman. 2 kişi kalmış. Bu. Önce şunu aç diyor. Ha silah kullanarak cover'dan adam vur. 15 tane. Neyse onu da yaparız. Sorun değil. burada bir şey var. Orayı açmadan hemen. Lan! Kapılar yüzümü kapanı verdi. Yanıyor. Yüreğim sensiz. Çık yukarı.
Bu ne? Ha. Bu cam kırılırsa şimdi bir şey olur, göte gelmeyelim biz. Test programı başladı. Oo, güzel. Birazdan baskın yiyeceğiz gibi geliyor ama belge varmış. Ne diyor? Kusursuz zihni yaratmak. Brüksel, Ekim 10, 1960. Bilgisayar bilimlerindeki anahtar figürlerden biri olan Dr. Ernst Brandt, General Strass'ın savaş makinesi Panzerhorn'un o makinelerden birinde kullanılacak ilk yapay zeka sistemlerinden birinin şeyiymiş, mucidiymiş. Şu anda bakışı, yani şu anda gözü bir sonraki meydan okumadaymış, sorundaymış. Yani var olan en akıllı insan olmayan zeka formunu yaratmak, böyle yapay bir şey zeka oluşturulabilirse topluma faydası çok büyük demiş doktor. Ondan modern bilgisayar okulları okulunda işte bilgisayar bilimleri okulunda Brüksel'de buluştuklarında yalnızca kimin şerefli kimin şerefsiz vatandaş olduğuna yardım şey kimin şerefli kimin şerefsiz vatandaş olduğu sürecini otomatiğe bağlamamızda bize yardım edecekmiş falan filan. Gerçekten büyüleyici bir düşünce falan filan. Allah'ın manyakları. Adamların bütün teknolojisi insanları kontrol altına almakla alakalı yani. Ha, bu yeni silahımız oldu. Güzel. Lan onu niye attın oğlum? Laser Craftwork. Oğlum onu da alsaydık lan. Lazım olur. Neyse. He. Lan. Ha bunun da kesme modu var. Ha bu daha kalın yüzeyleri kesiyor. Tamam. Gerçi deneyi de görmüştük ya zaten. Şimdi access point falan arıyoruz. Access point, yine böyle bir yer. Aga. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Yine bu uçacak gibi geliyor bana. Bana ne faydası oldu bunun? Bunu da buradan dolduruyormuşuz. Güzel. Ha. Hayır, bunları biz aşağı gönderdik de ne oldu? Dünyada ne değişti? Açlık mı bitti? Ne oldu yani? Ha, öyle. O halde ben burada bırakayım hazır bilgisayar save almışken. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.